Şimdi Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük bizimle. Soracağız. Konuğumu da göreyim. Sayın Genel Başkan Levent Küçük, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Levent Bey, Allah'ın denizi bedava, güneşi bedava ama bu denizin olduğu kum şeridi ödeyeceksin diyor. Yani ben yıllardır gitmiyorum. Böyle en son gittiğimde de dehşete düşmüştüm. Hala daha öyle. İşte az önce 2000-2500 liradan başlıyor dedi konuğumuz. Çocuğum ayaklarını şurası, şuranın suyu ılıkmış, kumu da güzelmiş. Şurada ayaklarını bir denize soksun, bir yüzsün dediğinizde girişi ayrı, içeride yemenizi içmenizi istiyorlar. Yani çok dertliyiz tabii. Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Böyle bir konuyu Türkiye gündemine taşıdığınız için size özellikle teşekkür ediyorum. Havlu hareketini başlatan, havlu hareketine destek veren tüm vatandaşlarıma da müteşekkir olduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Ben şimdi Yunanistan'dan dönüyordum. Ailemle birlikte bir işte 3-4 günlük bir dede ağaca gidelim diye yola çıktık. Oradan Makri, sonra Tasos'a geçtik. Ve orada bizzat plajları, deniz kıyılarının nasıl kullanıldığını, halka nasıl açık olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. Böyle mi orada? Orada o halde böyle değil. Ama orada bile havlu hareketi başlamış Yunanistan'da, böyle olmamasına rağmen. Şimdi hemen eğer izin verirseniz bilgi vereyim. Tabii, lütfen, mesela Makri denen Dede Ağaç bölgesinde bir plaja gittik. Orada kişi başı 5 euro harcamak şartıyla bize şezlong ve şemsiye hizmeti verdiler. Kişi başı 5 euro harcamak şartıyla. Evet. Ama aynı bölgenin yan tarafında halka açık, halkın rahatlıkla kendi sandalyesiyle, kendi havlusuyla rahatlıkla geldiği, yararlandığı ve hiçbir engelle karşılaşmadığı aynı plaj hizmetini de gördük. Yani vatandaş rahatlıkla elini kolunu sallayarak kendi eşyalarıyla gelip aynı hizmeti aldı. Ve yine o plajın önündeki bölgeden de sen giremezsin, sen geçemezsin, sen denizden yararlanamazsın diye bir kuralla asla karşılaşmadık. Sonra Tasos'a geçtik. Tasos'ta da malum oranın koyları var. İşte oraya daha önce giden bir Türk arkadaşlarımız, dostlarımızın tavsiyesiyle bir koya gittik. Orada da yine sadece şezlong hizmeti vermek karşılığında kişi başı 3 euro aldılar. O kadar. Yani sabah 10 gibi gittik. Akşam işte 18'e kadar falan orada kaldık. Levent Bey, sizin tatil güzel geçmiş. Şimdi bizim kıyılara gidince durum hiç böyle değil maalesef. Evet. Yeme içme mecburiyeti yok. Hiçbir zorlama yok. Hatta biz şezlongdaydık. Yanı başımızda kendi havlusuyla, sandalyesiyle gelip yararlanan insanlar vardı. Hiç kimse de onlara buraya giremezsiniz, buradan yararlanamazsınız şeklinde bir yaklaşımları olmadı. Şimdi maalesef ülkemizde az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi neredeyse bırakın yararlanmayı, deniz kıyılarından, sahil şeridinden geçmek, oralardan hani güneşlenmek bile mümkün olmayan hale geldi. Ben örneğin İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum. İşte Ataköy sahilinde zaman zaman yürüyüş yapmak istiyorum. Sahilden geliyorum, geliyorum. Belli bir noktada bir otel işte dikilmiş. Hı hı. O otel orayı kapatmış ve geçmeniz mümkün değil. Az önce sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi anayasanın 43. maddesi sahillerimizin, kıyılarımızın kamu yararı ile kullanılabileceğini hüküm altına almış. Yine kıyı kanununda kıyılarımızın eşit ve serbest olarak herkes tarafından yararlanabileceği hüküm altına alınmış. Burada en önemli nokta denetimsizlik maalesef. Peki biz ülkemizin ne yapalım? Yani şimdi belli ki bu bir anayasal hak. Vatandaş evet. olarak ben tatile gittim. Burada da denize girmek istiyorum. Bana dediler ki buranın denizi çok güzel, git, ama benden para istiyor girişte. Bir de diyor şu kadar harcayacaksın. Hayır, bu benim anayasal hakkım dedim, girdim içeri. Böyle bir şey mümkün mü? Nihayetinde oranın işletmenin özel mülkü değil burası. Bu denize girmek de benim hakkım. Ne yapsın vatandaş? Şimdi burada bir kere hiç kimse sizin kıyılara erişiminizi engelleyemez. Kıyılara ulaşmanız, kıyılar işte kıyı sahil şeridiyle kıyı şeridi arasında hukuken işte bir takım farklılıklar var. Hiç kimse siz buraya neden giriyorsunuz, buraya nereden giriyorsunuz şeklinde engellenemez. Burada vatandaşlarımızın
bu tepkileri, bu hareketlerini sürdürmelerini gönülden destekliyoruz Tüketiciler Derneği olarak, ama vatandaşlarımıza şu çağrıda da bulunuyoruz: asla işletmecilerle karşı karşıya gelmesinler, işletmecilerle bir tatsız olay yaşamasınlar. Burada belediyeler başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımızın birimleri, Turizm Bakanlığı'nın birimleri ve valilikler bu konuda denetim yapmalı ve vatandaşlarımız da bu kamu birimlerine eğer bir benzer bir zorlamayla, dayatmayla karşılaşıyorlar ise şikayet ve müracaat haklarını kullanmalıdır. Kıyılara gitmekten, kıyılardan yararlanmaktan vatandaşları hiç kimse engelleyemez. Orası eğer kiraya verilmiş, hazine tarafından özel işletmelere verilmiş bir yer ise oradan da yararlanmak ancak kişinin kendi tercihine bağlıdır. Öyle dayatmalarla, zorlamalarla hiç kimse hizmet almaya zorlanamaz efendim. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Böyle bu yaz zamanı, artık yazın sonları, vatandaşta bilinçlenmek adına, bilmek adına önemliydi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.